Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye önemli ortak şeklinde bir açıklaması oldu. Yine Avrupa Birliği yöneticilerinin de Türkiye ile müzakereler devam etmeli, Türkiye çok önemli partner şeklinde açıklamaları oldu. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlamak istersiniz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, tabii bu açıklamalara yabancı değiliz. Maalesef 15 yıldır bizi hep bu tür açıklamalarla oyaladılar. Hala aynı açıklamalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki referandum öncesinde Avrupa ülkelerinin bizlere karşı takındığı tavır çok açık net ortadaydı. Şahsım başta olmak üzere bakanlarımızın birçoğuna kendi ülkelerine giriş müsaadesi dahi vermediler. Kendi ülkelerinde soydaşlarımızla yapacağımız toplantılara müsaade etmediler. Halbuki bu onlarla alakalı bir şey değildi. Bu onların ülkesindeki herhangi bir partiye bir oy vermek veya orada bir referanduma iştirak etmek gibi bir süreç de değildi. Bu ülkemizdeki bir referandum sürecine orada yaşayan soydaşlarımızın demokratik haklarını o ülkede özellikle kullanma hakkıydı. Ve bunlar karşılıklı olarak mutabakat neticesinde gerçekleştirilmiş, atılmış adımlardı. Ve buna dahi müsaade etmediler. Ama terör örgütlerinin önde gelenlerine ne yazık ki Batı kendi ülkelerinde kampanya yapmalarına müsaade etti. Hatta teröristlerin kendi ülkelerinde bakıyorsunuz konferansla bağlanmalarına da yine müsaade ettiler. Fakat bize karşı ne yazık ki burada olumsuz davranışları oldu. Biz bunları kendilerine sorduğumuz zaman da bize hiçbir cevap veremediler. Çünkü bunların hayatı hep böyle geçti. Şu anda da işte kendi işlerinde birbirine girdiler. Yatıyorlar, kalkıyorlar. İşte AK Parti, Türkiye, Erdoğan. Ya tamam da bizimle ne işiniz var ya işte. Kendi içinizde seçim yapıyorsunuz. Nasıl yapacaksanız seçiminizi yapın. Yani Erdoğan'a vurmak, Türkiye'ye vurmak size oy mu kazandıracak? Yani bunu nereye kadar böyle götüreceksiniz? İşte geçen il başkanları toplantımda da söyledim. Yarın bir gün uluslararası toplantılarda ne olacak? Hollanda'nın başbakanı ile olduğu gibi mi olsun? Bak şimdi o yüzüme bakamıyor. Ben zaten yüzüne hiç baktığım yok. Daha hükümet kuramadı. Bak ne hale düştü. Şimdi yarın Almanya'da da benzer şeyler olabilir. Yani Almanya'nın şu anda elinde bulundurduğu güç Türkiye'nin özellikle sosyopolitik gücünü yok etmeye muktedir değildir. Bizim bu noktadaki gücümüz çok çok farklı. Artık Türkiye birçok şeyleri aşmış vaziyette. Ve bu ufku Türkiye açtığı için de zaten bunlar rahatsız oluyor. Bundan sonraki hedef artık 2023'tür. 2023'te sosyolojik olsun, ekonomik olsun, iktisadi olsun, kültürel olsun, bütün bu alanlarda Türkiye'yi inşallah çok daha farklı bir yere, inşallah 2019 başkanlık sistemindeki atılan yeni adımla birlikte çok daha farklı bir yere taşımış olacağız. Efendim CNN Türk Zeynep Kara Mustafa, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan Rıza Zarrab'ın da dahil olduğu davaya eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da dahil edildiği iddiaları vardı. Bunları nasıl yorumlayacaksınız? Teşekkürler. Şimdi değerli arkadaşlar, bu konu gerçekten çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu hukuki bir mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı
açık söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller. Neymiş? İran'la ilgili yaptırımları delmiş. Yani İran'a biz bir defa herhangi bir yaptırım uygulama kararı Türkiye olarak almadık ki. Bizim İran'la ikili ilişkilerimiz var. Hassas ilişkilerimiz var. İran'dan biz özellikle doğal gazımızın, petrolün belli bir kısmını oradan alıyoruz. Ve biz bunu kendilerine de o zaman söyledik. Ben bunları Sayın Obama'ya da söyledim. Diğer bu konularla ilgilenen kişilerine, başta Dışişleri Bakanları olmak üzere onlara da söyledik. Yani dedik biz böyle böyle burada böyle bir yaptırım içerisine girmeyiz. Bu ekonomik ilişkileri yürüten bakanımız kim? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı bu adımı ne yapacaktır? Uygulayanlardan bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika bir defa bu konuyu, tabii bu girişimizde orada da inşallah görüşme fırsatı buluruz, gözden geçirmesi lazım. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Bankamızın genel müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir. Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir. Benim işte yaptığım son ziyarette Washington'da Büyükelçiliğimiz önünde PKK terör örgütü mensuplarının bize adeta saldırıyor gibi bir havaya içerisine girip Amerikan güvenlik güçlerinin orada kalkıp da herhangi bir tedbir almaması, onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. Ve o olayla ilgili biliyorsunuz benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta oralarda o olay günü orada olmayan korumalarım hakkında eşimin iki tane koruması bayan, onlarla ilgili de aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetiminin düşmüş olduğu aczi gösteriyoruz. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak işte o pis kokuları da getirir. TGRT Haber, Sultan Akten. Almanya'da seçim afişlerinde sizin fotoğrafınız ve açıklamalarınız var. Öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum ve Merkel'in açıklamalarını da göz önüne alırsak Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler ve bundan sonrası için Avrupa Birliği sürecimizde bir etkisi olur mu? Değerlendirmenizi almak isterim. Teşekkürler. Tabii şimdi ADD isminde orada biliyorsunuz bir parti kuruldu. Bu partiyi kuranlar da ağırlıklı zannediyorum soydaşlarımız. Fakat bu seçimde lokal bir bölgede seçime giriyorlar. Onlar da ismimizi büyük ihtimalle belki de oradaki Türkleri birleştirici bulması açısından kullanıyor olmuş olabilirler. Eğer onların gücüne bizim portremiz bir güç katacaksa hayırlı olsun derim. Keşke Almanya'nın tümünde bu seçime katılabilme imkanını yakalasaydılar. Bunu bu seçimde yakalayamadılar. Ama bu bir adımdır. En azından güçlerini görmesi bakımından bir adımdır. Şimdi bu adım onlara daha sonra Avrupa Parlamentosu'na o seçimlere girmede biliyorsunuz parti olayı orada söz konusu değil, bireysel olarak o seçimlere katılma şansları var. Bireysel olarak o seçimlere katılmak suretiyle Avrupa Parlamentosu'na bu vesileyle belki girebilecek
arkadaşlarımız olur. Örneğin işte daha önce Ozan Ceyhun filan, onlar o şekilde Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptılar. Ben bunun hayırlı bir adım olduğuna inanıyorum. Hiç korkmayacaklar. Kendilerini ortaya koyacaklar. Katılacaklar. Ve böylece orada yaşayan soydaşlarımızın da gücünü görme bakımından isabetli olacak diye düşünüyorum. Efendim, Habertürk Televizyonu, Murat Karataş. Malumunuz olduğu üzere referandum sürecinde de sonrasında da çok sık dile getirilen bir iddia vardı. Bu iddia son birkaç gündür yeniden konuşuluyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin süreç başladığında sizin yardımcınız olacağı yönünde bir takım iddialar. Bu iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz efendim? Şimdi değerli arkadaşlar, bunların hepsi yani suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Hep söylüyoruz. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye'de siyaset yapıyoruz. Yani Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içerisinde oldu. Ve bundan sonraki süreçte de bu diyaloğun, bu dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir. Ve bu geleceği inşa ederken, ihya ederken görüşmeler neticesinde her şey olabilir. Yani bunu kimsenin bir kenara atmasına hakkı yok. Yani ana muhalefet partisi Kandil'le irtibat kuruyor. Bunu hiç gündeme getirmiyorlar da bu ülkede yerli ve milli davranan liderlerin veya partilerin görüşmeleri, konuşmaları bunları niye rahatsız ediyor? Bizim bir defa çok önemli bir yanımız var. Yerliyiz ve milliyiz. CHP ve HDP'ye baktığınız zaman bunların yerli ve milli bir yanı yok. Tam aksine bunlar bu ülkeye saldıran, bu ülkeye her yerde batıya, dünyaya şikayet etmek suretiyle nereden önünü keseriz bunun gayreti içerisinde olanlarla koalisyon halindeler. Bakınız, ana muhalefet partisinin işte bir temsilcisi çıkıyor, SİHA'larla ilgili eleştiri yapıyor. Neymiş? Sivilleri vurmuş. Nerede o siviller? SİHA'lar teröristleri vuruyor. Ve silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz çok daha güçlü hale gelmek suretiyle terörizmle, teröristlerle, terör örgütleriyle bu mücadelesini sürdürecektir. Ve bunu CHP'nin temsilcileri vesaireleri durduramaz. Ben beklerdim ki CHP'nin genel başkanı çıksın, ey Tanrı kulu, sen kimden yanasın ya? Teröristlerden yana mısın? Yoksa bu ülkenin güvenlik güçlerinden yana mısın? Bugüne kadar bu kadar güvenlik gücümüz bizim şehit oldu. Değil mi? Bu kadar sivilimiz bizim şehit oldu. Bunların sesi çıktı mı? Çıkmadı. Ama biz şimdi silahlı, biliyorsunuz, İHA'larımızı yaptık. Tabii terör örgütü artık kaçacak delik arıyor. Böyle bir dönemin içerisinde de bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizi tanıyoruz zaten. Siz bunların cenazelerine katılır, onlarla beraber hareket eder, onların gittikleri yerlerde beraber olur. Bütün bunlardan sizi tanıyoruz. Tek farkınız var, siz CHP'siniz. Onlar HDP. Farkınız bu. Ama sizin yerlilik, millilik diye bir özelliğiniz yok. Ve hangi merciye müracaat ederlerse etsinler, biz bu attığımız adımların sonuna kadar doğru olduğuna ve bu kararlılıkla terörle mücadeleyi de terör örgütünden
bir kişi dahi kalmayıncaya kadar sürdüreceğiz. Ve bu alanda da savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Ve bu konuyla ilgili de her türlü biz silahlanmamızı da gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Yeter ki bunları yerli ve milli olarak üretebilir hale gelelim. Çok daha rahat bu mücadeleyi içeride ve dışarıda sürdürelim. Evet, son mu? Buyurun. Efendim, Özgür Hasan Altuncu, Doğan Haber Ajansı. Biraz önce ajanslara yansıyan bir son dakika haberi oldu. Varlık Fonu Başkanı Sayın Mehmet Bostan'ın görevden alındığına ilişkin. Bu konuda size aktarılan bir bilgi var mı? Nedeniyle ilgili bizle paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, şimdi Varlık Fonu'nda tabii hedeflenen, arzulanan bir süreç ne yazık ki olmadı. Bu olmayınca Sayın Başbakan biliyorsunuz Varlık Fonu ona bağlıdır. Ve tabii Cumhurbaşkanı olarak benimle bu noktada herhangi bir bağlantısı yoktur. Ama biz bunları Sayın Başbakan'la da istişarelerimizi yaparak bu konuda kararımızı alırız. Ve Sayın Başbakan da ben de bu gelişmeleri gördük ve böyle yürümeyeceğine bizler de karar verdik. Ve bu karar neticesinde de bu adımın atılması isabetlidir dedik ve Sayın Başbakan da bu konuda adımını attı. Hayırlı olsun diyeceğiz. Çünkü Varlık Fonu'nu bizim yeniden bir reorganize etmemiz şart. Onun da adımını inşallah Kazakistan sonrası plan Sayın Başbakan'la değerlendirip o adımları da atacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanı.